Merhaba arkadaşlar, bugün 6. sınıf MEP yayınları sayfa 118 ve 119'daki çalışmalarımızı yapacağız. İlk sorumuzla hızla başlıyoruz. Kesirlerle işlemler yaparken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Toplama ve çıkarma işlemi yaparken paydalarımızın eşit olması gerekiyor. Eşit değilse bizim eşitlememiz gerekecek. İlk sorumuzda demiş ki toplama işlemlerini yapınız. Baktığımızda ilk örneğimizde paydalar eşit değil. O zaman bizim eşitlememiz gerekiyor. 7 ve 4 28'de buluşur. O yüzden 7'yi 4 ile 4 sayısıyla 4'ü de 7 ile genişletiyorum arkadaşlar. Genişletmeyi yaparken hem payı ile hem de paydayı ile çarpmayı unutmayın. 4 kere 2 8. 7 kere 4 28. Burayı genişlettiğimde 7 kere 3 21. 7 kere 4 28. Paydaları gördüğünüz gibi eşitledim 28'de. Şimdi bunları toplamam istenmiş. Topluyorum. Toplama işleminde paylar toplanır. Payda aynen kalır. Unutmayın. 21 ile 8'i topladığımızda 29. Payımız 29. Paydamız ise aynı kalır. 28 olarak gelmiş oldu. Cevabımız 29 bölü 28 olacaktı. Birinci örneğimizde dedik. İkinci sorumuza geçtik. Yine paydalar eşit değil. O zaman bizim eşitlememiz gerekiyor. 20 ve 8 arkadaşlar 40'ta buluşur. O yüzden 22 ile genişletiyorum. 22 ile genişleteceğiz. 8'i ise arkadaşlar 5 ile genişletiyorum. Ve paydayı 40'ta buluşturmuş olacağım. Pay ve paydayı genişlettiğimizde 2 kere 1 2. 20 kere 2 40. Artı 5 kere 3 15. 5 kere 8 40. Yaptı. Paydaları eşitledim. Şimdi toplama işlemini yapıyorum. Payları topladığımızda 15 2 daha 17 yapar. Payımız 17. Paydamız ise 40 olarak kaldı. 17 bölü 40 olarak ikinci sorumuzun cevabı da gelmiş oldu. Üçüncü soruyu zaten burada çözmüş. 6 ve 9'u 18'de buluşturmuş. Paydaları genişleterek toplamında da 23 bölü 18'e ulaşmış arkadaşlar. Dördüncüyle devam etti. 2 tam 3 bölü 4, 3 tam 1 bölü 5'i topla demiş. Burada tam kısımları toplayıp kesirlerle de paydaları eşitleyerek toplama yapabilirsiniz. Ya da tam sayılı kesri önce bileşik kesre çevirir. Şuradan alta ok çizelim. Bileşik kesre çevirip sonra toplama da yapabilirsiniz. Bileşik kesre çevirerek toplama yapmak daha garanti çözümdür. O yüzden bileşik kesre çevirerek yapacağım ben arkadaşlar. 2 kere 4 8. 3 ile topladım 11 yapar. Bunu paya yazıyorum. Bileşik kesre çevirirken 2 ile 4'ü çarpıp 8. 3 ekliyorduk unutmayalım. 11 bunu paya yazdım. Paydam ise 4. Burada da arkadaşlar 3 ile 5'i çarptım 15. 1 ekledim 16. Paydam ise 5 oldu. Bileşik kesre çevirdim. Şimdi paydaları eşitleyelim. 4 ve 5 sayısı arkadaşlar 20'de buluşur. O yüzden burayı 5 ile genişletiyorum. Burayı da 4 ile genişlettim ve paydaları 20 yapacağım. Genişlettiğimde 11 çarpı 5 55. 4 kere 5 20. Artı 4 kere 16 64 bölü 5 kere 4 20 oldu. Güzel. Şimdi sonucu buluyorum. Payları topladığımda 65 55 artı 64 119 yaptı. Payımız 119. Paydamız ise 20. Yani 119 bölü 20 olarak cevabımız ulaşmış olduk arkadaşlar. Dördüncü örneğimizin cevabında. Devam ettim ikinci örneğimizle. İkinci örneğimize geçtik. Demiş ki aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını modelleyerek bulunuz. Bulalım arkadaşlar. Bir tanesini bize vermiş. Nasıl yapmış bakın. 1 bölü 5 kesirini 5 parçaya bölüp bir tanesini işaretlemiş. 3 bölü 5 kesirinde 5 parçanın 3'ünü işaretlemiş. Sonra ikisini topladığında ne yapacak? 3 parça bunda, 1 parça bunda, toplamda 4 parça işaretlemiş. Paydası ise 5 parça olarak gösterilmiş diyoruz. Biz de modelleyerek gösterelim ikinci örneğimizi. Öncelikle paydaları eşitliyorum arkadaşlar. 4 ve 3 sayıları nerede buluşur? 12'de. O yüzden 4'ü 3 ile, 3'ü de 4 ile genişlettim. 3 kere 1 3. 4 kere 3 12. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Genişletilmiş halleri bunlar. 3 bölü 12 ve 8 bölü 12. Şimdi bunları modelle gösterelim. 12 parçalık bir şekil alacağız. Şöyle bir yukarıdaki gibi dikdörtgen çizelim. Evet.
Şurada bir hemen dikdörtgen aldım. 12 parçaya böleceğim. 11 çizgi atmam lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 2 tane daha ekliyorum. 11, 12. Altına da çizelim arkadaşlar. Hatta şöyle çizelim. Genelde gösterim şudur. 12'de 3 tanesini boya demiş. Şunlardan 3 tanesini boyadım. Birinci kesrimizi ifade ettik. Şimdi 8 bölü 12'yi ifade edeceğim. Yani 12 parçalık bir şekil alacağım. 8 tanesini boyayacağım. Genelde ifade şekli, bakın 4. soruda olduğu gibi arkadaşlar. Bunun bittiği yerde üstüne ekleyeceğim için 8 bölü 12. Bunun kaldığı yerden başlarım çizime. 12 parçalık bir şekil alırız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 oldu. Şuradan fazlalığı silelim. Şurası fazlalık oldu. Evet, bakıyorum şimdi 12 parçam oldu mu diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12 olmuş. 8 tanesini boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tanesini boyadım. Gördüğünüz gibi yukarıda 3 bölü 12'yi ifade ettik. Aşağıda 8 bölü 12'yi ifade ettik. Şimdi en alta da şurada olduğu gibi toplamlarını göstermemiz lazım. 3 bundan 8 bundan topladığımızda 12 parçalık bir şeklin, evet, 12 parçalık yine bir şekil alacağız. Bazı kısımlarda yazmadı oldu. Şöyle düzelttim o kısımları da. Evet. 12 parçaya ayırıyorum bunu da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 3 bunda 8 bunda topladığımızda kaç tanesi? 11 tanesi. 11 tanesini boyuyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, evet. Bazen kalemde bir sıkıntı yaşanabiliyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tanesini göstermiş olduk. Modelle gösterimi de bu şekilde arkadaşlar. 12 parçalık şekiller aldım. 3 bölü 12'yi, 8 bölü 12'yi gösterdim. Ve toplamında 11 bölü 12'yi de göstermiş oldum. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde çıkmış oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ettim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız demiş. Yani yine çıkarma işlemi yaparken de paydaları eşitleyerek yapacağız. 6 ve 2 arkadaşlar nerede buluşur? Yine 6'da buluşurlar. O yüzden burayı 1 ile genişleteceğim. 2'yi ise 3 ile genişleterek paydaları 6'da buluşturabilirim. 1 ile genişlettiğimde zaten kesrin aynısı çıkar. 5 kere 1 5. 6 kere 1 6. 3 ile genişlettiğimde 3 kere 1 3. 3 kere 2 6. Arada çıkarma var. Paydalar eşitlendi. Şimdi çıkarma yapıyorum. Paydan payı çıkardığımda 5'ten 3'ü çıkardığımızda 2 kaldı. Bölü. Paydamız aynen kalır. 2 bölü 6 şeklinde. Cevabımız gelmiş oldu. İlk örneğimizde dedik. Paydaları eşitledik ve payları çıkararak sonuca ulaştık. İkinci de zaten cevabı vermiş. Paydaları 15'te buluşturmuş. Sonra çıkarma işlemini yaptığında 3 bölü 15 yapmış. Onu da sadeleştirmiş. Sadeleşebilen bir kesir. İkisi de 3 ile 3'e bölünen bir sayı. O yüzden 3'e bölmüş 1, 3'e bölmüş 5. Bu iki ifade ikisi de birbirine eşittir. O yüzden 1 bölü 5 olarak da ifade etmiş diyoruz. Üçüncü soruya baktım. 15 ve 20 paydaları eşitleyeceğiz. İkisi de 60'ta buluşur. O yüzden burayı 4 ile genişlettim. Burayı 3 ile genişletiyorum. 4 ile genişlettim. 4 kere 2 8. 15 çarpı 4 60. 3 ile genişlettiğimde 6 bölü 60 yaptı. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 8'den 6'yı çıkardığımızda 2 kaldı. Paydamız da 60. 2 bölü 60 olarak bu işlemin sonucu gelmiş oldu. İsterseniz bunda gerekli sadeleştirme yapılabilir. İkisi de 2'ye bölünüyor. 2'ye böldünüz 1, 2'ye böldünüz
30 şeklinde, 1 bölü 30 şeklinde de cevaba ulaşabilirsiniz diyoruz. Dördüncü örneğime geldiğimde, biraz önce de söylemiştik, bileşik kesirlerde tam seri kesirleri bileşik kesire çevirerek işlem yapabilirsiniz. Bu soruyu da o şekilde çözelim. Önce bileşik kesire çeviriyorum. 7 kere 2, 14, 5 eklediğimde 19 yapar. 19 bölü 7'ye eşit burası. Burası da 1 kere 5, 5, 3 daha 8 bölü 5'e eşit. Şimdi çıkarma işlemi yapacağım. Paydaları eşitlemem lazım. Burayı 5 ile, burayı 7 ile genişlettiğimizde payda 35'te buluşur. 5 ile genişlettim. 9 kere 5, 45 elde var 4. 5 kere 1, 5, 4 daha 95 yaptı. Bölü 35. 7 kere 5, 35 yapar. Eksi. 7 kere 8, 56. 7 kere 5, 35. Paydaları eşitledim. Şimdi çıkarma işlemi yapıyorum. 95'ten 56'yı çıkardığımızda arkadaşlar 55 olsaydı 40 kalırdı. O zaman 39 kalacak. Bunun sonucu 39 geldi. Şuraya yazalım hemen. 39 bölü paydamız ise 35 geldi. 39 bölü 35 cevabına ulaşmış olduk. Şurayı düzeltirsek köşede yazmadı. 39 bölü 35 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Diğer sorumuza baktık. Üçüncü sorumuzda 39 bölü 35 bulduk. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuza bakarsak yine aşağıdaki çıkarma işlemlerinin sonuçlarını modelleyerek bulunuz demiş ve ilk örneği kendisi çözmüş. 3 bölü 4'ü 4 parçadan 3'ünü işaretlemiş. 1 bölü 4'ü 4 parçadan bir tanesini modellemiş. Çıkarma yapacağımız için 3 parçadan 1 parçayı çıkardığımızda 2 parça kaldığı için 4'te 2 olarak burayı bulmuş. Onu da sadeleştirme yaparak 1 bölü 2 olarak da ifade etmiş 4. sorumuzun cevabında. Biz de ikinci ifadeyi yine modelleyerek göstermeye çalışalım. Ama ikinci soruda dikkat edersek paydalar eşit değil. O yüzden önce paydaları eşitlememiz gerekiyor. Paydaları eşitleyelim. 5 ve 3 kaçta buluşur arkadaşlar? 15'te. O yüzden 5 ve 3'ü 15 olacak şekilde 5'i 3 ile, 3'ü de 5 ile genişletiyorum. Paydaları 15'te buluşturacağız. 5'i 3 ile, 3'ü de 5 ile genişlettim. 3 kere 3 9, 5 kere 3 15, 9 bölü 15 yaptı. Buraya genişlettiğimde 5 kere 1 5, 5 kere 3 15 yaptı. Paydalar eşitlik. Şimdi çıkarma yapacağız. Modelliyorum. Önce 9 bölü 15'i modelleyelim. 15 parçalık bir şekil alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaç oldu? Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bir parça daha aldığımda olacak. 15 parça aldım. 9 tanesini boyuyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parçasını boyadım. Şimdi 5 bölü 15 çıkarmam istendi. Burada şöyle çıkarmada şuna dikkat edin arkadaşlar. Kaç tanesini götürüyorsanız onu alta yazacak şekilde. Yani 5 parça buradan başlayarak 5 parça bunun altına gelecek şekilde çizilir. 2, 4, 5 tanesi gidecek. Yani şuradan başlamam lazım çizime. Böyle 15 parçalık bir şekil almam lazım. Bu 5 tane bunu götürüyor mantığıyla. 5 tane 9 tanenin sağ tarafında altına yazılır. 5 parça gideceği için. Buradan başlayarak çizime başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 parçaya böldüm. 5 tanesini tarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu 5 bunu tam şu altına sağdan itibaren gelecek şekilde yerleştirilmesi gerekir. Yukarıda olduğu gibi. Sonra çıkmış sonucunu bulacağız. 9'dan 5 çıktı. 4 parça kalır. O zaman son çizimde şu şekilde olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15 parçalık bir şekil aldım. 9'dan 5 çıktı. 4 tanesi kaldığı için 4 tanesini boyuyorum. 1, 2, 3, 4 tanesini boyadım. Bu şekilde modellemiş olduk. Çıkarma işlemimizin sonucunu dedik arkadaşlar.
Devam ediyorum diğer sayfamla. Sayfa 119'a geçtim. Birinci sorumuza baktığımızda işlemin sonucunu modelleyerek buluruz. Yine paydaları eşitleyerek işlem yapacağız. Sonrasında modellememiz istenmiş. 2 ve 5'i 10'da buluşturabilirim. O yüzden burayı 5 ile, burayı 2 ile genişletiyorum. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10 yapar. 5 bölü 10 yaptı. Diğer ifadem ise arkadaşlar 2 ile genişlettiğimizde 4 kere 2 8, 5 kere 2 10 yaptı. Bakın birisi 5 bölü 10, diğeri 8 bölü 10 olarak bulunmuş oldu. Modelleyerek yapmamız istenmiş. Bir tane 10 parçalık şekil aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha alırsam 10 parçalık şekil. 5 tanesini boyadım. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini boyamış oldum. 5 tanesini boyadık. Devam ettim. Diyor ki 8 bölü 10, yani 10 parçalık bir şekil daha al. Normalde bunun üstüne sayılarak yapılır. O yüzden şuradan başlanır çizime. Toplamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 parçalık aldım. 8 tanesini boyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini boyadım. Şimdi toplamlarını gösterelim. 5 bundan, 8 bundan, 13 yapıyor. Hocam 10 parçada 13'ü nasıl göstereceğiz? 10 parçada 13'ü gösteremezsiniz arkadaşlar. O yüzden 10 parçalık 2 tane şekil almanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçalık bir şekil aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçalık bir şekilde aldım. 5 bundan, 8 bundan, 13 parça yapıyor. 13 parça boyanması demek, bunun tamamının boyanması demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bir tam tamamen dolur, dolar. 3 parça kaldı. Onlar diğer parçadan da 3 tanesini boyama demektir. Yani 2 tane 10 parçalık şekil aldım. 10 tanesi tamamladı. 3 tane de fazladan oldu. Bir tam 3 bölü 7 şeklinde cevaba ulaşmış oldum. Ya da 13 bölü 7 şeklinde cevaba ulaşabiliriz diyoruz. Buradan pardon, bir tam 3 bölü 7, 3 bölü 10 veya 13 bölü 10 şeklinde ifade edebiliriz dedik. İki tane gösterim var, yani şu sonucu bir daha yazalım. 13 bölü 10 da olur sonucumuz. Bileşik kesirle gösterim şekli. Hemen düzelttim şurayı. 13 bölü 10 da olur arkadaşlar. Veya tam sayılı şekilde bir tam 3 bölü 10 şeklinde de gösterebilirsiniz bu ifadeyi dedik. İki türlü de doğru cevap olur. İkinci sorumuza geçtim. İkinci sorumuza baktığımızda 2 tam 1 bölü 7, 1 tam 3 bölü 14 işlemin sonucunu modelleyerek bulunuz demiş. Şimdi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Paydalar eşit değil ve tam sayılı kesirler. O yüzden öncelikle bileşik kesri çevirip paydaları eşitleyebiliriz. 7 kere 2 14, bir daha 15 bölü 7. 15 bölü 7 yaptı. Burası bileşik kesre çevrilince. Burayı bileşik kesre çevirirsen 1 kere 14 14, 3 daha 17 bölü 14 yaptı. Şimdi paydayı eşitlersem 14'te buluşur. O yüzden burayı 2 ile genişletmem yeterlidir toplamayı yapabilmek için. Yaptığımızda 15 kere 2 30 yapar. 7 kere 2 14. 30 bölü 14 kesrine eşit. Evet, şurayı düzelttim hemen. 30 bölü 14. Diğeri ise geniş, zaten paydası 14 olduğu için bir genişletme yapmadım. 17 bölü 14. Bu iki sayıyı toplamam isteniyor. Paydaları eşitledim. Şimdi bunları modelleyerek gösterelim. Modelleyerek istedi bakın soruda bize. Direkt sonuç istemiyor.
14 parçalık şekiller alacağım ama 30 tanesini istediği için bir tanesi yetmez. Çünkü onun tamamını tamamlasam, işaretlesem bile 14 parça eder. 2 tanesi de yetmez. Çünkü 2 tanesi de 28 yapar. 30 tane olması için 3 tane 14 parçalık şekil çizmem lazım. 1 2 3 tane. Evet, 3 tane aldım arkadaşlar. 14 parçaya böleceğiz bunları. Altta da 14 parçalık 2 tane şekil lazım. Çünkü 14 tanesi, 14 tanesinin hepsini boyasam 17'ye ulaşamam. O yüzden burada da 2 tane 14 parçalık şekil almam lazım. Ve bunları toplamamız istenmiş. Bakalım. Önce 14 parçaya ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şimdi bu şekilde olursa boyutlara eşit olmadı. O yüzden şurada bir şekilleri bir düzenlemeye geçmem lazım arkadaşlar. Şurayı bir toparladım. Şu kısmı tekrardan gösterelim. 14 parçalı şekiller alacağız. 30 tanesini boyayacağız. O yüzden daha büyük çizmem lazım şekilleri. Şuradan başladım. Ve daha büyük şekillerle 14 parçalık şekiller alacağım. 3 tane. 1 2 3 tane. Köşeyi hemen çizelim. Köşede bir hassaslık var. Hemen çiziyorum. Evet, tamam, çizdi şimdi. Burada bir tamam, çizdi. 3 tane şekil aldım. Bunları 14 parçaya böleceğiz. Şurayı silelim. Önce bunu bir gösterelim. 14 parçaya böldüm hepsini. Küçük gösterelim biraz daha. Tablette çizmesi tabi daha zor oluyor arkadaşlar. Siz defterinizde rahatlıkla çizebilirsiniz kitabınızda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 parçaya böldüm. İkinci şekli gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 13, 14 parçaya ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 parçaya ayırdım. Bir de bunu bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şu tarafa ekleyelim, 12, 13 ve 14 oldu. Biraz bitişti ama anladınız mantığı. 14 parçalık 3 tane şekil çizdim. Bunların 30 tanesini boya dediği için birincinin tamamını boyuyoruz arkadaşlar. 14 tane var zaten. İkinciden bunun tamamını boyadım. İkincinin de tamamını boyadım da 28 yaptı. Hala bitmedi. 30 olması için 2 tane de bundan boyamam lazım. 2 tane de bundan boyuyorum. Bu kesrin modelle gösterim budur. 3 tane 14 parçalı şekil alıp 30 tane olması için ikisini full tamamlamam lazım. Bir tanesini de bir parçadan da bir 14 parçadan da 2 tanesini boyamam gerekti. Şimdi ikinci şekle geçtim. Yine 14 parçalık şekiller alacağız. Bu sefer 2 tanesi yeter. Çünkü 17 tane boyamam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 oldu. Burayı boyadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bu da oldu. 17 tanesini boya dediği için birinci şeklin tamamını boyuyorum. Çünkü orada 14 tane var. İkincisinden de 3 tane boyadığımda 17 bölü 14'ü ifade etmiş olurum. Toplamında da arkadaşlar, toplamda 47 bölü 14 yapar. Zaten bu ikisinin toplam şeklinde gösterimi de bu kadar modellenmiş olacak. Yani 4 tane tam var gördüğünüz gibi. 4 tane tam alacağız. 4 tane tam boyanmış ifade toplamında. İkincisinde tam boyanmış.
Üçüncüsünde tam boyanmış. Dördüsünde tam boyanmış. Dört tane tam alacağız. Bir tane 14 parçalığın 3 parçası boyanmış şekilde almamız gerekecek. Toplamını göstermek için de 47/14 bu şekilde ifade edilir. Bunun çünkü bileşik kesir olarak ifadesi, bakın buradan da çıktı. 47'yi 14'e böldüğünüzde de çıkacaktır. 3 tam. Şurayı yanlış aldım. Şurada bir ufak hata yaptım arkadaşlar. Şunu tam olarak saydım. Bu tam değildi. 3 tam. 3 tane tam var. Burada 2 parça, burada 3 parça. 5 parça yapacak. Yani 3 tane tam alıp 4. parçanın da 4. parçanın da 3 bundan 2 bundan 5 parçasını boyamanız lazım. Toplamın gösterimi de 2, 3, 4, 5 şeklinde bu şekilde olacak diyoruz. Biraz modelle gösterme detay isteyen bir konu, bakın bayağı uğraştırıcı oldu. Özellikle çizim tablet üzerinden çok zor oluyor arkadaşlar. O yüzden bizi bayağı uğraştırmış oldu. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bunu zaten bileşik kesir çevirdiğinizde de 3 tam 5/14'e eşit olduğunu göreceksiniz. 3 tam 14 parçadan da 5 tanesi boyalı olmuş olacak diyoruz. Modellemesi de birazcık yapmaya çalıştık. Siz de defterinize buna benzer veya kitabınıza buna benzer işlemler yapabilirsiniz diyoruz. Üçüncü soruyla devam ettim. İşlemin sonucunu modelleyerek bulunuz demiş. Yine çizimle alakalı yapacağız. Paydaları eşitliyorum. 15 ve 5'i 15'te buluşturabilirim. O yüzden burayı 3 ile genişlettiğimde 4 kere 3 12 5 kere 3 15 yapar. Bu kesir 12/15. Birinci kesirim 14/15. Çıkarmamız istenmiş. O zaman 14/15'lik ve 12/15'lik kesirleri ifade etmem lazım. Şuraya yazalım. 14/15 ve 12/15 yapacağız. 15 parçalık bir tane şekil aldım. Bunun biraz çizimi daha kolay. O 1, 2, 3. Diğerinde tam kesim olduğu için sayı çok büyümüştü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parçaya böldüm burayı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Tamam. Bir tane de altında alacağız. Önce bunu boyayalım. 14 tanesini boyadık. Yani sadece bir tanesi açıkta kalacak. Diğer hepsi boyanıyor yani. Bunu aldım. Şimdi 12/15'i çıkarmam istendi. Şuradan itibaren 12 tane saymamız gerekir arkadaşlar. Buradan itibaren 12 tane saydığımızda şuraya gelecek. O yüzden buradan başlıyorum çizime. 15 parçalık bir şekil alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir tane fazla oldu. Onu siliyorum. Evet. Burada da arkadaşlar şuna dikkat ediyoruz. Bundan da 12 tane işaretledim. Güzel. 12 tanesini işaretledim. Şimdi çıkarmayı yaptığımızda bu 12 buradaki 12'yi götürdüğünde geriye 2 tane kaldı. Zaten buradaki işlemde sonucu 2/15 gelecek. O yüzden yeni çizimimiz de şu şekilde olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 tanesi boyalı kaldı. Diğerleri kurtuldu. Çünkü 14 boyalı parçadan 12 tanesi azaldığı için geriye 2 tane boyalı parça kalır. Modelle gösterimi de bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Biraz modelle çözümü dikkat gereken birazcık zor bir kısım diyoruz arkadaşlar. Devam ettim 4. soruyla. Ömer gideceği yolun 3/8'inde 3'ünü otobüsle, 20'de 7'sini tramvayla, geri kalanını ise yürüyerek gitmiştir. Ömer'in yürüyerek gittiği yol tüm yolun kaçta kaçıdır demiş.
Bakalım. Şimdi otobüs ve tramvayla gittiği yolu bir hesap edelim. Toplam yolu. O yüzden bu ikisini toplamamız gerekir. 3 bölü 8 ile 7 bölü 20'yi topluyorum. 8 ve 20'nin paydalarını eşitlemek için 40'ta buluşur. Burayı 5 ile, burayı 2 ile genişlettim. 5 kere 3 15. 8 kere 5 40. 7 kere 2 14. 20 kere 2 40. Bu ikisini topladığımızda 15 14 daha 29 yapar. 29 bölü 40 cevabına ulaştım. Şimdi bu otobüs ve tramvayla gittiği toplam yol. Geri kalanı ise yürüyerek gitmiştir. Ömer'in yürüyerek gittiği yol tüm yolun kaçta kaçıdır diye sormuş. Şimdi bunu bulduktan sonra geriye kalanını sorduğu için, geriye kalan kısmını sorduğu için bir tamdan çıkarmam lazım. Bir tamdan 29 bölü 40'ı çıkarıyorum veya bir tamı burada paydamız 40 olduğu için 40 bölü 40 olarak da ifade edebilirsiniz. Aynı şeyi yapacağız. Direkt 40 bölü 40'tan da çıkarabilirsiniz veya 1 eksi 29 bölü 40 dersek geri kalanını bulmuş oluruz. Peki burada nasıl çıkarma yapıyoruz? Bunu 40 bölü 40'a çevireceğiz. Nasıl çeviriyorum arkadaşlar? Paydayı bir gizli biri çıkardım. Payda eşit olması için 40 ile genişletiyorum paydaları. 40 kere 1 40. 40 kere 1 40. Burası zaten 29 bölü 40'tı. Çıkarma yapacağız. 40'tan 29 çıkarsa 11 kalır. Pay 40 olarak, payda 40 olarak devam etti. Yani 11 bölü 40'ı geriye kalan kısmı ifade eder. Yürüyerek gittiği kısım 11 bölü 40 cevabı olmuş oldu. Burada toplamı bulduktan sonra bir tamdan çıkarmayı unutmuyoruz. Burada paydam 40 olduğu için 40 bölü 40'tan çıkaracağımızı unutmayın. Paydam 20 olsaydı 20 bölü 20'den çıkaracaktık. Bir tam burada ifade eden kesir 40 bölü 40 olduğu için 40 bölü 40'tan çıkarmış olduk. Ve cevabımızı 11 bölü 40 olarak bulmuş olduk. Ömer'in yürüyerek gittiği yol burayı 11 bölü 40'ı ifade eder. Beşinci sorumuza geçtik. Ve son sorumuz arkadaşlar. Erhan Bey acı sos yapmıştır. Yaptığı acı sosun 20'de 14'ü domates, 10'da 1'i zeytinyağı, 6'da 1'i acı biberden, geri kalan kısmı ise sarımsaktan oluşmaktadır. Buna göre A şıkkına bakalım. Bu acı sosun kaçta kaçı sarımsaktır? Yani geriye kalan kısmını istemiş yine bizden. Bu üç ifadeyi toplamam gerekiyor. 14 bölü 20'yi topladım. 1 bölü 10'la 10'u da topladım. 1 bölü 6'yla. Bu üç kesir hangi paydada buluşuyor ona bakalım. Baktığımızda 20, 10 ve 6'nın katı arkadaşlar 60 var. O yüzden buraya 3 ile, buraya 6 ile, buraya da 10 ile genişlettim. Genişlettiğimizde 3 kere 14 42 bölü 60. Birinci kesimin genişlemiş hali 42 bölü 60. İkinci kesim 6 bölü 60. Üçüncü kesim ise 10 bölü 60 oldu. Şimdi bunları topladığımızda 42, 6 daha 48, 10 daha 58 yapar. 58 bölü 60 oldu. Sosun bu kadarını bulduk. O 58 bölü 60. Bize diyor ki geriye kalan kısmı yani 58 bölü 60'ı bir tamdan çıkarmam lazım. Bir tamdan çıkarırsam paydam 1, gizli 1 var. 60 ile genişlettik paydaları eşitlemek için. Yani 60 bölü 60'tan genişlettiğimizde 58 bölü 60'ı çıkaracağız. Ve geriye 60'dan 58 çıktı. 2 paydam 60. 2 bölü 60'lık kısım kalır. O zaman bu acı sosun kaçta kaçı sarımsaktır? 2 bölü 60'ı veya bunu sadeleştirirsem 2'ye böldüm. 1 bölü bunu da 2'ye böldüm. 30'u sarımsaktır diyebiliriz. 2 bölü 60 da olur. 1 bölü 30 da doğru cevap olur arkadaşlar. İkisinde de oranı doğru vermiş oluruz. Buraya 2 bölü 60 da yazabilirsiniz. 1 bölü 30 da doğru cevabı sağlar. Sadeleşmiş halini verdik. B şıkkına geçiyorum şimdi. Bu acı sosun kaçta kaçı domates ve acı biberden oluşmaktadır? B şıkkına baktık. Acı soslu ile kaçta kaçı bu acı sosun kaçta kaçı domates ve acı biber
acı biberle domatesi toplamam istenmiş. Acı bibere baktım. Acı biber 1/6. Tamam. Domatesi 14/20. Bu ikisinin toplamını sordu. İkisinin toplama oranını soruyor. Toplayalım. Yine 20 ve 60 arkadaşlar. 60'ta buluşuyor. 20 ve 6 pardon. 20 ve 6 60'ta buluşuyor. O yüzden burayı 3 ile burayı 10 ile genişlettim. Genişlettiğimde 10/60. Buraya çarptığımızda 42/60. Topladığımızda da ikisi 52/60 cevabına ulaşmış olduk. Oranımız B'nin cevabı 52/60 çıktı. Yine bunu sadeleştirmemiz istenirse arkadaşlar, her iki ifadede 4'e bölünen ifadeler, 4'e böldüğümüzde 13, 4'e böldüğümüzde 15, 13/15 oranında da diyebiliriz sadeleşmiş haliyle bize sorarsa eğer şıklarda. Şıklı bir soru olsa sadeleşmiş halini isteyebilir. O yüzden 52/60 bulduysanız doğru, ama bunu sadeleştirerek 13/60 olarak da ifade edebilirsiniz diyoruz arkadaşlar. C şıkkına baktım. Sosta bulunan acı biber sostaki zeytinyağından tüm sosun kaçta kaçı kadar fazladır demiş. Bakın acı biber ne kadardı? 1/6 oranındaydı. Zeytinyağından tüm sosun kaçta kaçı kadar fazladır? Zeytinyağı ne kadardı? 1/10. Ne kadar fazla olduğunu soruyor. Yani çıkarma yapmam istenmiş. 1/6'dan 1/10'u çıkarmamız isteniyor. 6 ve 10'u paydalara eşitlemek için 30'da buluşurlar. O yüzden burayı 5 ile burayı 3 ile genişletebilirsiniz. Yine 60'da da eşitleniyor. 60 yaparak da yapabilirsiniz. Genişlettiğimde 5/30. Genişlettiğimde 3/30. Çıkarmayı yaptığımızda 5'ten 3 çıktığında 2 kalır arkadaşlar. Paydam aynı kaldı. 2/30 oranında fazladır deriz. Yine sadeleştirmemiz istenirse 2'ye böldüğümüzde 1, 2'ye böldüğümüzde 15. O yüzden sadeleşmiş halini sorarsa C şıkkında 1/15 olarak bulabiliriz diyoruz 5'in sorumuzun cevabını. Ve burada ödevimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Anlamadığınız kısımları yorumlar kısmından bizlere sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.